Herkese merhaba gençler. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz. Seninle birlikte bu videomuzda arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası gelişmelerle ilgili güzel sorular çözeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Desteklerinizi, beğeni ve yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Eğer hazırsanız birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz şöyle arkadaşlar, şöyle biraz büyütebilirsek. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Sorumuz bu. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şöyle bir soruyu incelediğimiz arkadaşlar, ilk Ermeni sorunu ortaya çıkması 1878 Berlin Antlaşması. Mısır'ın elde çıkması arkadaşlar 1882, yani 19. yüzyıl her iki gelişmede. İlk kez Boğaz'da sorun ortaya çıkması, bu arkadaşlar yine 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması ile ortaya çıkmış. Sırp isyanı ise 1804, yani B, C, D ve E 19. yüzyıl. Fakat A şıkkındaki Trablusgarp Savaşı 1912'de meydana gelmiş, 11 ile 12 yılları arasında. Dolayısıyla 19. değil 20. yüzyılda meydana gelen bir olay. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız ne olur gençler? A şıkkı olur. Birinci sorumuz böyleydi arkadaşlar. İkinci sorumuz, 24 Nisan tarihinin Ermeniler tarafından sözde soykırım anma günü olarak kabul edilmesinde bu tarihte yaşanan aşağıdaki gelişmelerin hangisi etkili olmuştur? Yani bugünün soykırım olarak adlandırılmasında hangi olay etkili olmuştur? Sorumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar, Ermeniler tarafından bugünün bir soykırım olarak, sözde bir soykırım günü olarak anılmasında hangi gelişme bugün etkili olmuştur? Taşnak ve Hınçak cemiyetleri, bunlar Ermeni cemiyetleriydi. Bu cemiyetler kapatılmış. Bu kapatılma günleri arkadaşlar, yani 24 Nisan'a denk gelmiş. Dolayısıyla 24 Nisan aynı zamanda Ermeniler tarafından bir soykırım anma günü olarak anılıyor. Bu hangi tarih? Arkadaşlar, Hınçak ve Taşnak cemiyetlerin kapatılma günü. İkinci sorumuz böyleydi sevgili arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz şöyle. Mısır valisi Kavala Mehmet Ali Paşa aşağıdaki isyanlardan hangisinin bastırılmasında yardım etmesi karşılığında Osmanlı Devleti'ne Mora ve Girit valiliklerini istemiştir? Kavala Ali hangi isyanı bastırma karşılığında Osmanlı'dan Mora ve Girit'i istemiştir arkadaşlar? Sorumuz bu. Soruyu incelediğimizde gençler, Kavala Ali Mehmet Paşa Osmanlılara Yunan isyanı karşılığında yardım etme karşılığında Girit ve Mora'nın valiliklerini istemiştir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? C şıkkıdır. Kavala Ali Mehmet Paşa Osmanlılara karşı ortaya çıkan Yunan isyanına yardım etmesi karşılığında Osmanlı kendisine hem Mora'nın hem de Girit'in valiliklerini teklif etmiş. Daha sonra Mora işgal edildiği için buna karşılık Mısır vali, şey Suriye valini istemiş ve Osmanlı'yı çok uğraştırmıştır Kavala Ali Mehmet Paşa. Dördüncü sorumuz, buna göre meşruiyet dönemiyle ilgili olarak yargılardan hangisine ulaşılabilir? 1876'da birinci meşruiyetin ilan edilmesiyle kabul edilen kanun esası ırk, dil ve din anlayışına göre değil, hukuki vatandaşlık anlayışına göre hazırlanmıştır. Bu anayasa ile bütün Osmanlı vatandaşları kanun önünde haklar ve ödevler bakımından eşittir ilkesi benimsemiştir. Yani bundan hangi yorumlara varabiliriz? Bunu bize söylüyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda şahsi hürriyetler güvence altına almaya çalışmıştır. Evet arkadaşlar, bunu söyleyebiliriz. Osmanlıcılık fikrine göre hareket edilmiştir. Evet, Osmanlı dili, dini, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun herkesin kanunlar önünde eşit ve bir Osmanlı vatandaşı olarak kabul edilmesini esas alıyordu. Zaten ikinci meşruiyet, meşruiyetler, tanzimat, ıslahat hepsi neyi çerçevesinde yapılmış
yenilikler Osmanlıcılık fikri çerçevesinde. Osmanlı hanedanının güvenliği sağlanmıştır. Burada bunu çıkarmamız mümkün değil. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız ne olur arkadaşlar? D şıkkı, yani 1 ile 2 sevgili öğrenciler. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde 1. Balkan Savaşı sırasında gelişmelerden hangilerinin yaşandığı söylenebilir? 1. Balkan Savaşı sırasında yaşanan gelişmeleri soruyor bize. Şöyle bir soruyu incelediğimizde meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi, Arnavutluğun bağımsız olması, Mısır'ın İngiltere tarafından işgal edilmesi. Arkadaşlar 1. Balkan Savaşı sırasında yaşanan kargaşa, yaşanan bu durumdan Arnavutlar bunu fırsat bilmiş ve Osmanlı'dan ayrılmışlardı 1911 yılında. Dolayısıyla Arnavutlar aynı zamanda Osmanlı Devleti'nden ayrılmış en son Balkan milletidir. Yani burası dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? 1. Balkan Savaşı sonucunda yaşanan gelişme olarak Arnavutluğun bağımsız olması doğru cevap şıkkımızdır sevgili arkadaşlarım. 6. sorumuz, Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni 1. Dünya Savaşı'nda yanında savaşa sokmak istemesinde aşağıdakilerden hangisine etkili olduğu savunulamaz? Sorumuz bu arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar, Almanlar cephe sayısını arttırarak üzerindeki yükü azaltmak istiyor. Osmanlı yanında savaşa sokarak boğazları kontrol edip özellikle İngilizler ve Ruslara yardım gitmesini engellemeye çalışıyor. Müslümanlar üzerinde nüfuzunu arttırmak istiyor. Cihadı Osmanlı halifesine ilan ettirerek İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek. Çünkü bu sömürge yolların çoğu Osmanlı'nın denetimindeki topraklardı. Silah ve cephane gücünden yararlanma isteği, böyle bir amaçları yoktu. Zaten Osmanlı'nın o dönem ne silahı ne de cephanesi yeterince vardı. Almanların böyle bir niyeti yok. Dolayısıyla doğru cevap şıkkı nedir arkadaşlar? B şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 7. sorumuz. 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri yukarıdaki cephelerden hangilerinde Çarlık Rusya'ya yardım götürmek amacıyla mücadele etmişlerdir? Kanal, Irak ve Çanakkale cepheleri. Bunlardan hangisinde Ruslara yardım etmeye çalışmışlardır İtilaf Devletleri? Arkadaşlar şöyle bir soruya baktığımızda Kanal cephesi şu Süveyş Kanalı, yani Mısır. Bu kanalı ve Mısır'ı geri almak, hem kanalı hem Mısır'ı Afrika'da açılmış. Rusya'ya yardım götürmek amacıyla denizden Çanakkale, yani karadansa Irak'tan Rusya'ya yardım götürmeye çalışmış İtilaf Devletleri. Yani dolayısıyla hem Çanakkale cephesi hem de Irak cephesiyle itiraflar Çarlık Rusya'ya ne yapmaya çalışmışlar? Yardım. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? E şıkkı, yani 2 ile 3 sevgili arkadaşlarım. 8. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. İtilaf Devletleri Çanakkale cephesinde hedeflerden hangilerini amaçlamışlardır? Yani İtilaf Devletleri Çanakkale cephesini aşmakla hangisini amaçlamışlardır sevgili arkadaşlarım? Şöyle bir soruyu incelediğimizde bu cephenin atışılmasının birinci nedeni Rusya'ya yardım ulaştırmaktı. Temel hedef buydu. İkincisi İstanbul'un başkentini ele geçirip Osmanlı'yı saf dışı bırakmak, yani savaşçı bırakmak istiyorlardı. Süveyş kanalını ele geçirme, böyle bir niyetleri yoktu. Zaten Süveyş kanalı o dönem İngilizlerin elindeydi. Dolayısıyla burada bu cephe aşmalarındaki temel neden 1 ile 2, yani Rusya'ya yardım ulaştırma ve İstanbul'u ele geçirerek Osmanlı'yı saf dışı bırakma. Dolayısıyla doğru cevap şıkkı nedir arkadaşlar? D şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 9. sorumuz. 20. yüzyılda üzerinde güneş batmayan ülke unvanını kazanan devlet aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? 20. yüzyılda üzerinde güneş batmayan ülke. Arkadaşlar üzerinde güneş batmayan ülke İngiltere için kullanılan bir tabirdi. Neden? Çünkü İngilizler dünyadan neredeyse 3'te 2'sini ellerinde sömürge olarak bulunduruyorlardı. Dolayısıyla güneş üzerlerinden doğup yine kendi toprakları, denetimdeki topraklar üzerinde battığı için kendilerine üzerinde güneş batmayan ülke unvanı, lakabı verilmişti. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir arkadaşlar? B şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 10. sorumuz.
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda cephelerinden hangilerinde savunma savaşı yapmıştır? Hangisine müdafaa yapmıştır? Mısır, Suriye ve Hicaz. Şimdi arkadaşlar Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda iki tane saldırı, iki tane taarruz cephesi var. Bir Kafkas, bir de Kanal cephesidir. Dolayısıyla Mısır aynı zamanda Kanal cephesi olarak da adlandırılabilir. Bu bir saldırı cephesi. Burada savunma olan cepheler Suriye ve Hicaz'dır. Yani doğru cevap şıkkımız nedir? 2 ile 3. Mısır nedir arkadaşlar? Saldırı cephesidir. Diğer ismi de Kanal'dı bu. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir gençler? D şıkkı. 11. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilenen hangileri istibdat döneminde yaşanan olaylardır? Yukarıda verilenen hangileri baskı döneminde yaşanan olaylardır arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar soruyu şöyle bir incelediğimizde istibdat dönemi 1878 ile 1908 yılları arasındaki 2. Abdülhamit dönemini kapsıyor. Şimdi şöyle baktığımızda Çırağan baskını 1878'de yaşanmış, bu döneme denk geliyor. İnciraltı 1889 itaatçıların kurulması için bir toplantı. Yine Çırağan baskını 2. Abdülhamit'i indirip 5. Murad'ı tahta çıkarma girişimiydi. Yine Osmanlı Bankası'nın bastırılması Ermeniler tarafından 1896 yılında yapılmış. Dolayısıyla arkadaşlar her üçü de istibdat döneminde yaşanmış olaylardır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız ne olur? E şıkkıdır. Yani hem Çırağan Sarayı hem baskını, Çırağan baskını hem İnciraltı toplantısı hem de Osmanlı Bankası baskını hepsi de istibdat dönemi, yani baskı dönemi. İstibdat dönemi hangi tarihler arasında? 1878-1908, yaklaşık 30 yıldan fazla 2. Abdülhamit'in tahtta olduğu dönemi kapsıyor. 12. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki antlaşmalar hangisiyle Osmanlı Devleti batı sınırı Midye Enes çizgisi olarak belirlenmiştir? Midye Enes. Şöyle sorumuza baktığımızda arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin sınırının Midye Enes hattı olarak belirleyen antlaşma arkadaşlar Londra Antlaşması'ydı. Yani 1. Balkan Savaşı sonucunda imzalanmış olan Londra Antlaşması. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? B şıkkıdır. Osmanlı bu anlaşmayla neredeyse Avrupa'daki bütün topraklarını ne yapmıştır arkadaşlar? Kaybetmiştir ve bir sınır çekilmiş Midye ile Enes arasında ve burası sınır olarak kabul edilmiş Londra Konferansı'nda. 13. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nda Kanal Harekatı'nı idare eden ve Falih Rıfkı'nın anılarına göre 1916'da Enver Paşa'yı devirmek için darbe planlayan ancak bundan vazgeçen ve 1922'de Tiflis'te Ermeni komitacılar tarafından öldürülen komutandır? Güzel, çok güzel bir soru. Arkadaşlar burada bizim dikkatimizi bizim için ipucu olan Kanal Harekatı'nı yöneten kişi arkadaşlar. Arkadaşlar Kanal Harekatı'nı yöneten kişi İttihat ve Terakki'nin 3 önemli liderlerinden biri olan Cemal Paşa'ydı. Diğer ikisi Talat ve Enver Paşa'ydı. Dolayısıyla burada Kanal Harekatı'nı yönetmiş ve bir dönem Enver Paşa'yı devirmeyi planlamış ve 1922'de de Ermeniler tarafından öldürülen kişi kimdir? Cemal Paşa. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 14. sorumuz. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nı kaybettiği Doğu Trakya'yı aşağıdaki ülkelerin hangisinden geri almayı başarmıştır? Doğu Trakya arkadaşlar. Balkan Savaşı'nda, 1. Balkan Savaşı'nda Doğu Trakya'yı kaybetmiş. Daha sonra hangi ülkeden Doğu Trakya'yı almayı başarmıştır? Arkadaşlar Doğu Trakya Edirne ve çevresini kapsıyor. Dolayısıyla 2. Balkan Savaşı yaşanırken bu kargaşadan yararlanan Osmanlı Devleti Doğu Trakya'nın Edirne ve çevresini Bulgarlardan almayı başarıyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? A şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 15. sorumuz. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin 1. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti'ni konu alan paylaşım tasarılarından yer almamıştır? Arkadaşlar Osmanlı'ya karşı 1. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli
antlaşmalara katılmayan ülkeyi bize soruyor. Şöyle baktığımızda İtalyanlar var, Ruslar bu gizli antlaşmalarda var, İngilizler var, Fransızlar var fakat Yunanlılar bu gizli antlaşmalara katılmamıştır. Mesela İtalya, Batı Anadolu, Rusya, Doğu Anadolu ve Boğazlar, İngilizlere başta Musul olmak üzere İran'ın bir büyük kısmı, yine Fransızlara Antep, Maraş, Urfa ve çevresi. Dolayısıyla burada gizli antlaşmalara yer almayan ülke hangisi? Yunanistan'dır. Doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 16. ve son sorumuz. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı aşağıdaki padişahların hangisi döneminde sona ermiştir? Çok detay bir soru arkadaşlar. Hangisi, hangi padişah döneminde Osmanlı Trablusgarp yani Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybederek buradan çekilmiştir? Arkadaşlar Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'ı 1911 yılında yaşadığı Trablusgarp Savaşı sonucunda kaybetmiş. Bu dönem Osmanlı'nın tahtında 5. Mehmet Reşat vardır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar, değerli dostlar, sevgili öğrenciler, sizinle birlikte burada bugün Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşadığı gelişmelerle ilgili tam 16 tane harika nokta atışı soru çözdük. Videomuzun sonuna geldik. Benimle birlikte bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Mutlaka beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.